Sayın Genel Başkanım, varlıklarıyla bize güç katan duayen sanatçılarımız, kültür ve sanatın her alanında temsilen aramızda bulunan kıymetli katılımcılar, çok değerli Genel Başkan Yardımcılarım, milletvekillerim, parti meclis üyelerim, il ve ilçe başkanlarım, bu süreçte yoğun tempolarından zaman ayırıp bizlerle olan ilçe belediye başkanlarım ve yol arkadaşlarım ve basının değerli temsilcileri, hepinize hoş geldin diyorum ve en içten sevgilerimle, saygılarımla sizleri selamlıyorum. Bugün kültür sanata ait sorunları konuşmak, birlikte tartışmak, çözümlemek ve ortak bir politika oluşturmak için bir aradayız. İnanıyorum ki günün sonunda ülkemizin kültür politikalarının temel teşkilini oluşturacak çağdaş, katılımcı, demokratik, kapsayıcı bir stratejik belge ortaya çıkaracağız. Belgenin zeminini ortaya çıkaracağız. Bu çalışmaya neden ihtiyaç duyduk? Neden bir strateji belgesi ihtiyacımız var? İzninizle kısaca ona değinmek istiyorum. Hepinizin hemen her gün tanık olduğu üzere kültür ve sanat alanı uzun süredir baskıcı bir siyaset vesayeti altında. Sanatsal içeriğin, düşüncenin, ifade özgürlüğünün yasaklandığına hep birlikte sık sık süreç içinde şahit oluyoruz. Sansür, ceza ve yıldırma politikaları sanatçıların üretebilmesi önünde önemli bir, ciddi bir engel teşkil ediyor. Bugün kamu desteğinin şeffaf olmayan kriterlere bağlandığı, sadece iktidarın tercihlerini ve isteklerini yansıtan işlerin desteklendiği, sanatın ve sanatçının yasal statüden, sosyal haklardan mahrum bırakıldığı partizan bir kültürle karşı karşıyayız. Oysa bu kadim topraklarda her türlü ayrımcılık karşısında kültür ve sanat iyileştirici ve kapsayıcı, yaraları sarıcı olmuştur. Dolayısıyla artık bu döngüyü kırmanın zamanı geldi diyoruz. Tüm dünyada kültür politikası alanında örnek gösterilen köy enstitüleri, bunun dışında halk evleri kapatıldı. Köklü kültür ve sanat kurumlarının içi boşaltıldı. Kültür alanını pasifleştiren bu anlayışın artık değiştirilmesi gerekiyor. Coğrafyamızın tüm renklerinin yeniden özgürleşmesi, demokratik katılım süreçlerinin etkin bir biçimde harekete geçirilmesi gerekiyor. Çoğulculuğu ve tolerans bilincini öne çıkaran kapsayıcı bir kültür sanat politikasını ülke gündeminin en üst seviyelerine, en üst sıralarına taşımak görevimiz. Biz tüm sanatçıların özgürce üretebileceği, eleştirilerini korkusuzca dile getirebileceği ve emeklerinin karşılığını hakkaniyetle alabilecekleri bir kültür sanat iklimi oluşturmayı hedefliyoruz ve kararlıyız. Bu toplantı aydınlık yarınlara yürürken yolumuzu aydınlatacak çoban ateşi olacaktır. Bugünkü çalışma sonucunda tüm kesimleri kucaklayan, anlaşılır, tutarlı ve sürdürülebilir bir kültür politikasının altyapısını hazırlamış olacağız. Ancak Anadolu topraklarında binlerce yıldır var olan kültürel mirasımız mutlaka ve mutlaka bizim rehberimiz olacaktır. Bunu belirtmek isterim. Türkiye Kültür Stratejisi Forumu'nun bu bakımdan çok cesaret verici, son derece demokrat bir tavırla ve sorumluluğunu yerine getirecek bir anlayışla yol alacağını bugün inanıyorum. Büyük Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak katılımcı ve şeffaf bir kültür politikasının ilk adımını da sizlerle bugün burada atmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sözlerime son verirken yazacak kalemi, oynayacak sahnesi, çizecek kağıdı, söyleyecek sözü varsa şayet, bir an olsun eğilmez, zorla biat etmez. Sanatçıdır o, sanatçı diyor şair. Sizler var oldukça bu topraklar asla karanlığa teslim olmayacağına inanıyorum. Hepinize kolaylıklar diliyor, saygılarımı sunuyorum efendim.